Fenerbahçe tribünlerde yaklaşık 2000 seyirci, maçın hakemi Tahsin Kesiciler ve Fikret'in güzel hareketleri. Kaleci Juriceviç başarılı. Zoran. Penaltı itirazları. Hakem Tahsin Kesiciler devam diyor. Pozisyon tekrar görüntüde. Zoran Voratoviç. Osman. Fikret. Juriceviç. Ahmet. Müller. Dakika 32. Osman'ın ortası. Mustafa Yücedağ kafayı güzel vuruyor. Sarıyer 1, Karşıyaka 0. Gol Mustafa. Osman'ın ortasında kaleci Juriceviç. Ve defans topa yükselemeyince arka direkte Mustafa gol atıyor. Beraberlik çabaları, geriden Ülken çıkıyor. Müller. Kazanılan bir çift vuruş. Gol çizgisi üstünde savunmadan dönüyor ve Karşıyaka bu ataktan sonuç alamayınca ilk yarıyı ev sahibi takım 1-0 önde kapıyor. İkinci yarı. Mustafa. Mustafa. Esat. Cengiz. Fikret. Karşılayan Şengül. Fikret. Ortaya Mustafa, kaleciden dönüyor. Kale boş ve Hakan. 49. dakikada Sarıyer, Hakan'ın seyrettiğiniz bu golüyle 2-0 öne geçiyor. Ülken. Esat ve hakemin kararı penaltı. Maçın 56. dakikasında ceza alanı içerisinde seyrettiğiniz bu pozisyonda hakem Tahsin Kesiciler penaltı diyor. Penaltıyı takım kaptanı Yüksel kullanacak. Karşıyaka takımının penaltıcısı Yüksel. Ve 56. dakikada durum 2-1 oluyor. Sarıyer bu penaltı golünün şokunu atamadan gelişen Karşıyaka hata. Ceza alanına girmeden Yüksel yapılan hareket faul. Ahmet Keloğlu kafa vuran Recep. Durum 2-2. Serbest vuruştan sonra topu kafa ile ağlara yollayan futbolcu seyrediyorsunuz. Recep. Dakika 58. Karşıyaka 2 dakika içinde 2-2 yakaladıktan sonra maçın 63. dakikasında Fethi kırmızı kartla oyun dışında kalıyor. Sercan, Mustafa top direkten geri geliyor. Beraberlik çabaları. Fikret top aşırıyor, kaleci kalesinde yok ama gol gelmiyor. Sercan sıyrılıyor kaleciden. Sercan bu müdahaleye hakem Kesiciler bir defa daha penaltı diyor. Dakika 72. Penaltı pozisyonu tekrar görüntüye gelirken Karşıyaka'nın itirazı sonucu kararı değiştirmiyor. Penaltıyı Mustafa kullanıyor. Top bir defa daha ağlarda ve Sarıyer 3-2 öne geçiyor 72. dakikada. Karşılaşmanın bundan sonraki bölümünde gol gelmiyor ve maçı 3-2 Sarıyer kazanırken teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı şöyle konuşuyor. Bugün Karşıyaka maçında istediğimiz oyunu oynayamadık ama istediğimiz sonucu aldık. Gereği de şuydu, hafta içinde Galatasaray'la zorlu bir lig mücadelesi yaptık ve 120 dakika mücadeleden sonra futbolcularımda belirgin yorgunluk vardı. Ancak lig maçlarında kazanılan 3 puan bizim için çok sevindirici oldu.